Evet, şimdi Ne diyorsun? Ee, en azından az da olsa bir indirim iyi gider. <gülüyor> <gülüyor> yani fakat ben çok ben etkileyici geçim. buldum yani ben evet, evet. Ak akkuyu bu kadar Ama bu hakikaten şey Putin'in şey oldu yani Rusya'daki 70 yıllık o know-how'un alındığı falan bir teknoloji. Mete yarar. konuları iyi bilir. O belki birkaç cümle söylemek ister akkuyu <laughs> ilgili. E, çok teşekkür ederim. E, çok kişi beni güvenlik uzmanı olarak tanıyor ama e, benim e, master konum enerji üzerine ve enerji çalıştığım için de şu anda e, çok farklı bakıyorum bu tesise. E, şunu söyleyeyim. E, tabii siz yalnızca e, elektrik olarak bakıyorsunuz değil mi buna? Yani ben elektrik olarak bakmıyorum. Türkiye bir nükleer e, enerji konusunda bir ihtisas hmm. kazanıcı. Biz burayı e, burayı biraz e, pas geçiyoruz. Hmm. E, mesela e, Sayın e, Bakan açıklarken 2010 yılındaki bir projeden bahsetti değil mi? Peki bunun insan kaynağını hiç keşke sorsaydınız. E, bu projede çalışan, bundan sonra bu e, tesislerde çalışacak olan kaç <laughs> tane e, öğrenci Rusya'ya gitti? Rusya'da eğitim aldı. Ve bu eğitim alanlar daha sonra Türkiye'ye geldiler ve bunlar artık Türkiye'de nükleer çalışacaklar. Ve nükleeri biz yalnızca enerji için kullanmıyoruz. Bunun sağlığından tutun da onlarca sektör var. Ve Türkiye nükleer konusunda, nükleer kapasitesini kullanma konusunda bir altyapıya kavuşuyor. Türkiye'den master öğrencileri, doktora öğrencileri Rusya'ya gitti. Ve Rusya'daki okullarda yıllardan beri eğitim alıyorlar. Yani bir inşaata bakıyorsunuz ama ben bir inşaattan çok bir dönüşüme bakıyorum. 13 yıllık bir insan birikimi var bu arada biliyor musunuz? Hani sayın bakan açıklarken şeyleri saydı. İşte çıkan hafriyatın büyüklüğü işte malzemenin büyüklüğünü falan diye anlattı. Ama ilginç olan bir şey daha var. Binlerce binlerce de eğitim alan insanımız var şu anda nükleer konusunda. Geleceğin enerjisi isterseniz savunma savunma sanayinden tutun da işte tıp konusu dahil olmak üzere birçok öğrencimiz artık Türkiye'de bu sektörü hayata geçirebilecek olan bir eğitimden geçiyor. Ve bu, bu pazar enerji pazarından çok daha büyük yani size şöyle söyleyeyim, yani yılda Türkiye'nin e, MR gibi, e, tomografi gibi, röntgen cihazları gibi onlarca e, ürüne verdiği e, paranın e, miktarı inanılmaz e, büyüklükte. Ve siz e, bu teknolojilere vakıf olan öğrencileri 13 yıldan beri eğit eğit eğitiriyorsunuz e, başka ülkelerde. Hani geçmişte şöyle örnekler vardı, çok konuşulur. Ben de çok gurur duyarım. Cumhuriyet ilk kurulduğu dönemlerde e, yurt dışına gönderilen öğrenciler orada eğitim almıştır. Daha sonra gelmiştir Türkiye'deki tesisleri kurmuştur. Neyi kurmuştur? İşte kara e, Karabük demir çeliğinden tutun da e, taş kömür fabrikalarından tutun da birçok tesisi kuran ekip onlardır. Şimdiki bu ekipte Türkiye'de nükleer enerjiyi Türkiye'de uygulayacak olan ekip o yüzden e, yapanlara, 10 yıldan beri bu işe emek harcayanlara teşekkür ediyorum hepsine. Valla şöyle bir şey var, e, bakanlıktan bizim Onur'a bilgi atmışlar, bilgi notu. Şöyle diyorlar, Akkuyu, NGS nedir Onur ya? Ha, nükleer Güç Santrali galiba. Nükleer Güç Santrali. Akkuyu evet. Nükleer Güç Santrali projesinde başta nükleer enerji, inşaat, elektrik, elektronik olmak üzere 600'ü aşkın Türk mühendis görev yapıyormuş şu anda 600'ü evet. aşkın Türk mü helal olsun hepsine yani Türk mühendislerinin görev yaptığı bir nükleer santral Çok teşekkürler bu konuyla ilgili bir şey diyecek olan yoksa ben biraz önceki bölüme tekrar dönmek istiyorum var mı yok İsmail Bey yok Hakan Bey yok